Tercih ederken nereden aklına geldi? Şimdi Rihanna'dan sonra benim en sevdiğim sanatçılardan birisi kendisi. Şarkılarını da çok beğeniyorum. Giyim tarzını da çok beğeniyorum. Yalnız birkaç aksilik yaşadım bugün. 4 kere çorap değiştirdim. Bu 5. Yine kaçtı. Kaçtı. Saçımın spreyi bir türlü sıkılmadı. Annem gitti yeni sprey aldı. O da olmadı. Tekrar gittiler. Kırmızı bulabildiler ancak. Yani bu tarz aksilikler yaşadım bugün. Yani tam içine sinmedi yani. Evet, yani. Gönlünden geçeni yapamadın. Gel bakalım. Özden. Bence o bir ikon değil. Neye çünkü, göre? Kime göre? Bana göre ikon olduğunu düşünmüyorum ben. Çok fazla kişinin bildiğini düşünmüyorum. Sadece sen yeni jenerasyonun... benim bilgisizliğimle alakası yok. Ben biliyorum ama sadece yeni jenerasyonun bildiği... Yani birkaç senelik biri olduğunu biliyorum. Eğer ben ikon olarak bunu canlandıracak olsaydım polis arabası getirdim. O gülen yüzlü mayolar vardı. Dansçılarımı öyle seçerdim ve orada striple bir tane çizgili siyah beyaz bir kombini vardı. Onu kullanırdım buramda sarı tüyle. Öyle yapsan daha hani şatafatlı, daha dikkat çeken bir şey olurdu.
Şu anda hani kimi canlandırdığını böyle ilk bakışta söyleyemiyorum. Ama ben dedim birkaç aksilik yaşadığımı söylemiştim. O da zaten senin tercihin sen olsan, altını çiziyorum, sen i̇şte olsan o şekilde yapardın. Zaten ters cevap vermene gerek yok, kendi yorumumu yaptım. Ben bu şekilde yapmak istedim. Neler yaşadığımı bilmiyorsunuz, ne tarz aksilikler yaşadığımı da bilmiyorsunuz. Geçmiş olsun, yine de teşekkür ediyorum Özden. Çok sağ ol. Ezgi. Hadi aksilikler yaşadın, tamam kabul ediyoruz ama sürekli bunu çekiştirmeni peki... Sebebi çorabım gözüktüğü için tamam, yapıyorum bunu. Tamam ama yani gözüküyorsa onu hiç umursamayacaksın, şovunu yapacaksın. Ben sürekli acaba neden çekiyorsun diye hani ona dikkat etmek sen zorunda sen de çekiyordun kaldım. Farkındaysan arkanı sürekli çekiştirip duruyordun. Şöyle bir şey söyleyeyim, bu çorabı ben arkamı sürekli çekiştirmedim. Beni dinleyecek misin? Beşinci değiştirişim bu Yo, çorabı. Ben sen beni dinlediğin çorabı, zaman ben seni beden dinleyeceğim. Olarak küçük geldiği için sen gözükmesini beni dinlediğin istemiyorum. Zaman ben seni dinleyeceğim. Görsel güzel sen bir görüntü olduğu için dinlemiyorum. Ben seni dinleyeceğim Didemciğim. Bunu 10 kere, 15 kere, 20 kere hatta 40 kere söylesek de anlamıyorsun. İlla sen araya sen söyleyince giriyorsun. Anlamıyorum. Öyle bir şey var işte. Bunu sadece ben söylemiyorum yani. Ne Ezgi, birkaç gündür bana sürekli hafta içinde de şimdi bir laf sokma çabaları bir şey. Üçüncü sezon çok güzel kullandınız beni. Gerçekten çok ya, sağ olun. Ya evet Didemciğim, gerçekten öyle oldu. Evet. Senin yaptığını yapınca acaba neden dokundu? Teşekkür ederim. Bana benzemeye mi çalışıyorsun? Yok, bence amacım? Çok kötü olmuşsun. Teşekkür bence ederim. Çok kötüydü. Çok sağ ol. Ayrıca çok sana benzemek çok için mutlu hiçbir oldum. Sebep senin zevkine yok. Hitap etmediğim için çok mutluyum şu an. Saçların keşke kırmızı olsaymış. Sebebini bin kere söylemeyeceğim şey? Herhalde. Yok hayır. Her şeyi söyledin mi? Evet, rahatladım. İyi düşün. İçeride halimi gördüler yani. Kaç kere aldım, kaç kere gittim geldim. Ne yapalım? Bunu bile bile bana bunu yapıyorsunuz sen yani de yapıyorsun şu an. Sen de yapıyorsun aynı şeyleri. Ben İnsan ne ekerse onu biçermiş canım. Sen buraya çıktı, ben ne dedim biliyorum değil mi? Sen de hani bir şeyleri çekiştiriyorsun ama ben bunu senin gözün önüne vurmadım Ezgi. Dedim sen... ki sadece mimiklerin olmamış. Neden bir yerden beni vurmaya çalışıyorsun ki sürekli? Ne oldu? Biraz insanların psikolojisine göre beni görüyorsunuz o halde. Hala üstüme geliyorsunuz. Amaç nedir? Yok ağlamayacağım, ben senin gibi güçsüz bir bayan değilim. Ney? Ben de duymadım, ne dedi? Ağlayacak kadar güçsüz bir insan değilim. Peki. Senin kadar diyemezsin orada. Burada ne kadar güçlü olduğumu herkes biliyor, tamam mı? Bak şu hareketine bak. Peki, gövde gösterisi yapmanız bittiyse eğer başka bir yarışmacı arkadaşımıza geçmek isterim. Nazlı. Çorabını değiştirdiğini söylüyorsun. Madem ki kaçtıysa üç defa zaten ya file giyseydin ya da sahne çorabı var. Dans ederken giymek için onlar kaçmıyor, onlardan giyseydin. Kaçmıyor diye bir şey değil işte Nazlı bak. Bayağı bir sefer ailemi yolladım, başka kişileri çağırdım. Hayır, bundan dans çorapları gerekiyordu. Kaçmıyor. Tamam işte sen bilmiyorum ben dans çorabı olup olmadığını. Anneme söyledim, annem gitti aldı geldi. Her defasında aynı sorunu yaşadım yani bu benim yapabileceğim şey değil. Ben de hoşnut değilim şu an şu çorabın bu şekilde gözükmesinden. Performansın güzeldi ama. Teşekkür ederim. Hazır mısın Didem? Evet. Bol şans. Didem. Efendim. En rahatsız olduğum şeyleri yapıyorsun hem de benim karşımda. Neyse. Çok şey oldum böyle çok kızım, strese girdim. Girme. Şimdi bu tarz ben şarkıcıyı bilmem. Müziğini hatırlıyorum, parçalarını hatırlıyorum. Bir de filmde kullandım ama kim söylediğini bilmiyorum. Artık o kadar da takip edemedim. Yani ikon da olabilir değil arkadaşlarım söyle. Ben ama de filmde kullandım bu parçayı. Kim olduğunu bilmiyorum. Onun için ekranı izledim. Kimdir, ne yapmış, ne ediyormuş? Seni arada bir izliyordum. Şimdi bir kere bu saç stilini yapıyorsan kırmızı yapacaktın. Hocam gerçekten dur. Çok... Bu rengi kullandığın zaman ise orada onun böyle bap 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 daha bir punk yukarı çıkarmış olduğu bir tarzı var. Demin onu da gördüm bizim yazılı yerimizde. Biliyorsun değil mi? Oradaki kız o kız değil mi? Evet evet. Tamam. Sen çok güzel bir kızsın. Giydiklerin yakışıyor. Ama saçlar çok önemli. Beni inan, hele hiç bilmediğim bir ikon dediğinize beni inandırmanız için bu saçlarla gelmen lazımdı. İki, hiçbir sanatçı Türkiye'de de dünyada da hazırlanılan kıyafetleri sahnede ne yapacaksa çalışır ve girer. Demek ki böyle bir şortu giymez. Şort devamlı yukarıya, çorabın kaçıklığı beni ilgilendirmez çocuğum. O olabilir. Herkes de olabilir. Defilelerde de oluyor. Ona bir şey demeyeceğim. Bu kazadır ama sen bu kıyafeti giyip hiç bu dansları çalıştın mı? Çalışmamışsın. Evet. Yukarı çıkıyor, sen çekiyorsun. Yukarı çıkıyor, sen çekiyorsun. Dansçıların gayet iyiydi çocuklar.
kurtarmaya çalıştılar. Enerji yoktu. Ki ben seni normal olarak karizmatik bilirim. Enerji yoktu. Böyle bir, arkada iki tane iyi dans eden çocukla böyle biri çekiştiren bir kız. Ekrana baktım. İşte bak bu saçları da yapabilirdim. Bak oradaki kız o değil mi? Ekrandan bakıyorum. Ne yapmış? Böyle mi o saç? Yok. Bu kırmızı saç. Ay çok konuştum. Kızma bana. Seni çok seviyorum. Altı. Sen... Ne oldu? Ha canım niye ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Dansı yapamadığın için mi? Yo hayır, yaptığımı düşünüyorum da. Yani bu yaşadığım aksiliklerden dolayı biraz üzülüyorum. Ben hiçbir zaman hani galalara gelirken bu şekilde aksilikler yaşamamıştım. Yani o biraz benim moralimi bozdu açıkçası. Sen müthiş bir Rihanna olmuştun değil mi? Geçtiğimiz sezon. Olaydı. Olaydı yani, olay. Bir Rihanna oldun ki sen. Yani damganı vurdun. Ne yapalım, olur böyle şeyler. Evet, olmamıştı yani. Zaten oradaki de herkesin bildiği bir ikon değil hakikaten. Muhteşem bir klip ama bayıldık yani klibe. Efsane bir klip. O emojileri ne güzel kullanmışlar tişörtlerde. Üzgünüm, 5. Didem, hoş geldin. Yani binbir hali var. Biraz önce ağlayacak kadar güçsüz bir kadın değilim diyordun. Ben dedikleri laflara değilken, yani dedikleri laflara hiçbir zaman ağlamam. Ben kendi aksiliklerimden dolayı ağlıyorum. Olur öyle şeyler, takma kafanı. Yani herkesin başına aksilikler geliyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi orada o kadar ikonik hali varken klipte sen en kötü halini canlandırdın. En kötü kıyafeti o. Orada muhteşem stylingler vardı. Muhteşem yani. Bu en basiti. Belki evet dansına iyi çalışmışsın. Sen güzel dans ediyorsun zaten. Ama etkileyici değil. Maalesef. Üzülme Didemciğim. Böyle şeyler olabilir. Ben senin Rihanna performansının hiçbir zaman da unutmayacağım. Değil mi İvana? İnanılmaz geldin. Olaydı. Hakikaten olay. Ağzlarımızı açık bıraktık seni izlerken. Sanki Rihanna stüdyoda geldi. Çok iyi çalıştın. Çok birebir yapmışsın. Keşke bunu öyle yapsaydın ya. O kırmızı saç, o turuncu saçlar onun imzası zaten. İşte aynı zamanda... Spreyim hatta duruyor odada, bir türlü sıkamadık yani, olmuyor. Aynı zamanda kostüm konusunda zayıf buldum. Çünkü herkes dediği gibi keşke o klipindeki koltuğu getirseydin, bir şey öyle yakın yapsaydın. O şeyin pandalar. Oyuncuklarlar pandalarında kostüm giyseydin olay olurdu burada. Olay yaratabilirdin. En basit halinde geldin. Dolayı sonuçta biz moda programdayız yani. Dans programında değiliz. Altı. Teşekkür ederim. Geçebilirsin İdamcığım.